Herkese Kolombiya'dan selamlar. Bogota'dan selamlar. Biz şu an Bogota'da Ayşe'nin evindeyiz ve Ayşe'nin hikayesini dinleyeceğiz. Hoş geldin Ayşe. Aslında hoş geldin evet. Senin evine. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz Ayşe ile pandemi sırasında sanırım. Ekim 2020. 20'de tanıştık. Instagram vasıtasıyla. Ve Ayşe ile buluştuk. Şimdi hangi aydayız? Mayıs'tayız ve Bogota'da Ayşe'nin evinde. Ben dün akşam kaldık. Çok güzel bir Türk gecesi yaptık. Sabah da çayımızı içerek ince belli bardaklarımızda keyif yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Sizi de bu sohbetimize ortak edeceğiz. Ayşe'nin hikayesi beni çok heyecanlandırdı. Çünkü çok güzel bir hikayesi var. Hem yaşam, hem seyahat, hem tek başına bir kadın. Onun hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bir sürü sorular soracağım Ayşe'ye. Öncelikle Ayşe, hangi rüzgar seni Kolombiya'ya? Kolombiya'ya ben ilk sanırım 2013 senesinde geldim. Kolombiya'ya belki 5-6 kere gelmiş olabilirim bu seneden önce. İlk geldiğimde benim abim burada yaşıyor. Onu ziyaret etmek için gelmiştim. Daha sonra yeniden abimi ziyaret etmek için annemle beraber geldik. Sonra, seneler sonra ben Bangladeş'te çalışıyordum. Orada işimi bitirdim. Abimin o sırada eşiyle çocuğu oldu. Annemle beraber tatile geldim Kolombiya'ya. Burada tatildeyken 2018 senesinde biliyorsun şu anda burada bir kriz yaşanıyor. Venezuela'dan gelen bir sürü insan var. Ve Suriye'den sonra en fazla mülteci Venezuela'dan geliyor ve Türkiye'den sonra da Kolombiya en fazla mülteci kabul eden ülke dünyada. Bu krizin başlamasıyla birlikte buraya geldim. Bu sene bir senelik daha böyle bir işim var. Uluslararası bir dernekte bir yardım kuruluşunda çalışıyorum. Bu dernekte 5-6 senedir çalışıyorum. Daha önce Hatay'da çalışmıştım. Suriye, Bangladeş, Myanmar, şimdi Kolombiya ve eğitim projeleri üzerine çalışıyorum. Bütün Kolombiya'da projelerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı'yla ve aynı zamanda kendimizin bağımsız yürüttüğü projeler var. Bunlar krizden etkilenen çocuklara yönelik hem Kolombiyalılara hem Venezuela'ya yönelik eğitim programları. Muhteşem. Ve geçici böyle sınıflar kurup okula gitmeyen çocuklara onları eğitime hazırlayıp ve normal, formal eğitim sistemi içerisine geçmelerine yardımcı oluyoruz. Bir yandan öğretmenlerle çalışıyoruz. Kolombiya'daki bir üniversiteyle bir anlaşmamız var. Bu anlaşma üzerinden eğitim programları, ücretsiz eğitim programları sunuyoruz. Okullarda şu anda biliyorsun COVID nedeniyle kapalı. Çok büyük bir kriz yaşanıyor. Okullar kapalı ve okulların açılabilmesi için de yeterli derecede koşulların sağlanması gerekiyor. Hı. Ama Kolombiya'da tabii ki 6 aylık karantina nedeniyle krizden en çok etkilenen ülkeler arasında özellikle Latin Amerika'da. Çünkü en fazla kapanan ülkelerden biri dünyada da. Ve şu anda okullarla çalışıp onların yeniden açılabilmeleri üzerine projeler yapıyoruz. Bu konularda desteklerde bulunuyoruz. Umarım yakın zamanda da her şey normale döner ve evet. Muhteşem bir iş yapıyorsun Ayşe. Hakikaten muhteşem bir iş yapıyorsun. Çok saygı duyuyorum. Umarım daha çok çocuğa ulaşıp böyle daha çok insanın hayatına dokunursunuz. Hem dernek olarak hem sen de. Eminim ki sadece maddi olarak değil manevi olarak çok büyük tatmin duyuyorsundur diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ve Kolombiya'daki güzel şey de harika bir ekiple çalışıyorum. Herkes çok yaratıcı. Herkes çok kalifiyeli. Kesinlikle. Herkes Kolombiyalı mı? Aynen, aynen. Yani tek benim çalıştığım yerde 3 tane Kolombiyalı olmayan kişi var. Bir tanesi benim patronum. Fransız, bir tane başka bir iş arkadaşım var. O da İngiltere'den ve ben. Hmm. Ama bütün geri kalan ekip Kolombiyalı. Ve harika bir ekip. Kolombiyalılar sen de biliyorsun çok yaratıcılar, enerjileri çok yüksek. O yüzden yani şey bir yer böyle ufacık bir tohum atıp çok büyük şeyler geri alabileceğin harika bir, yani çalışmak açısından benim için harika bir ülke. Genelde hep böyle Latinlerle çalışan Türklerden bana gelen
düşünceler, görüşler. Diyorlar ki aslında Latinlerle çalışmak biraz zorlu oluyor. Çünkü bizimle aynı iş bakış açısına sahip değiller. Senin nasıl bir Latinlerle çalışman? Gerçi biraz anlattın ama. Yani şöyle, şimdi bir iki tane tabii ki zorlu şey var. Benim de fark ettiğim, mesela Latinler daha böyle bir dolandırarak iletişim modelleri var. Hani doğrudan direkt bir iletişim yok. Biz onlara göre çok daha böyle direkt, hani dandun, doğrudan giren tipler olarak gözüküyoruz. Onlar hani biraz daha böyle politik olmak isteyen, o yüzden çok fazla böyle karşılaşma, çatışma, problem çözme konusunda mesela iş yerinde bir problem varsa, o genellikle o problem, ilişkilerde de eminim öyledir. Hani üstü kapatılsın, konuşulmasın, ayıp olur, bilmem ne olur şeklinde. Halbuki ben bizleri daha öyle zannederdim. Ama Latinlere göre sanırım daha direkt iletişimde bulunan bir toplumuz. Birinci zorluk bu. İkinci zorluk, yani tabii ki Bogota'daki, yani Bogota buradaki çalışma şey için değil ama bazı bölgelerinde Kolombiya'nın tabii ki hayatın başka bir akış ritmi var. İnsanların hani şey gibi değil, böyle sabah 7'de kalkayım, kahvaltımı edeyim, işe gideyim şeklinde değil. İnsanların kendi rutinleri var. Hayatın kendi böyle bir düzeni. Yani bazı şeyleri aceleye getirme tabii ki olmuyor. Belki bu açıdan bir zorluk olabilir. Hani biraz daha belki insanlar yavaş işlediğini düşünebilir. Ama benim yaptığım iş nedeniyle, çünkü biz hep böyle bir kriz anlarında çalıştığımız için, hani oturayım da düşüneyim, onu yani çok böyle uzatmaya vaktimiz de olmuyor ve bütün ekipte tabii ki hep böyle bir yoğun ve hızlı bir tempoyla çalışıyor. O yüzden benim tecrübem biraz daha farklı ama anlayabiliyorum da neden insanların zorlanabileceğini. İş dışında da arkadaşlıklar kurmada, gerçi şu an pandemi nedeniyle çok fazlasıyla sosyal olmasa da nasıl diğer Kolombiyalılarla kolay iletişim kurabildin mi? Tanıştığın insanların böyle bir sana yardımı, arkadaşlık kurma nasıl geldi sana? Yani benim arkadaşlarımın %98'i işten ya da iş zamanında tanışıp, yani kendi iş yerimden olmayıp ama iş vesilesiyle tanıştığım insanlar. Ben Kolombiyalıları çok çok yardımcı buluyorum. Yani hiç böyle açıkçası bir şey problemim olmadı. Bir şeye ihtiyacım olup da insanların bana yardım etmediği, hatta sormadan insanların kendiliğinden yardım ettiği, bence çok çok sıcak insanlar, her zaman yardım etmeye açık insanlar, dediğim gibi yani bir şey istemeyip onun böyle fazlasıyla getiren ve aynı şeyi ben Hatay'da da yaşamıştım. Mesela hastaysan artık 5 kişi falan işten yemekler. İş dışından yani arkadaşlık kurmak belki şey konusunda zorluk olabilir. İspanyolca bilmeyen biri için evet çok zorlayıcı olabilir. Çünkü Kolombiyalılar yani çok az, sen de biliyorsun, İngilizce konuşan Kolombiyalı var. Hani iletişim belki problem olabilir ama ben böyle Kolombiyalıları kapalı bir toplum olarak görmüyorum. Yani hatta işin garip tarafı, bana iş yerindeki insanlar hep böyle Bogota'dakilerin diğer Kolombiyalara, bölgelere göre daha kaba, işte böyle arkadaş canlısı olmayan insanlar olduklarını hep söylemişlerdi. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Tam tersi, çok sıcak olduklarını düşünüyorum. Ama herkesin söylediği, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, Kolombiyaların yabancılara karşı her zaman daha bir şey olduklarını, daha açık. Daha böyle iletişime geçme isteği içerisinde oldukları, belki bilmiyorum. Şimdi ben Kolombiyalı olsaydım ve başka bir yerden gelmiş olsaydım, başka bir bölgesinden ve Bogota'da yaşıyor olsaydım belki farklı bir tecrübem olurdu. Ama yabancılara karşı evet, daha her zaman daha bir sıcak olma, daha arkadaş olma isteği var. Evet, ben onu Sergio ile beraber bir yerleri gezerken Kolombiya'da fark ediyorum. Çünkü şöyle oluyor. Genelde ben çok yabancı gibi gözüktüğüm için, yani sen de öylesindir. Yani bizi Kolombiyalı zannetmiyorlar. Her halükarda normal Kolombiyalılar gibi giyinsen bile hani senin yabancı olduğun şöyle bir belli oluyor. Benden dolayı Sergio'yu da bazen yabancı zannediyorlar. Gidiyoruz mesela bir yere, nerelisiniz diyorlar.
Sergio diyor ki ben Kolombiyalıyım diyor. Ha deniyor. Sen Türk'üm. Aa gerçekten. Böyle direkt olarak Sergio unutuluyor. Anında hemen ortam bana dönüyor mesela ve hani Türk olarak herkesin daha çok ilgisini çekiyor. Kesinlikle. O anlamda hak veriyorum. Yabancı olmak burada bazen çok daha fazla kapılar aralıyor. Peki Türk olarak burada nasıl karşılanıyorsun? Mesela çok Türk çok iyi. Olduğunu duyunca. Çok çok iyi. Yani şimdi doğruyu konuşalım. Avrupa'nın bazı yerlerinde her yer için söyleyemem, genelleme de yapamam ama hepimizin bildiği bir şey. Hani Türk'üm dediğinde çok da böyle kapıların açıldığı yerler değil, bazı evet. yerler. Ama Kolombiya için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü bir, bence Türkler çok egzotik gelen bir, yani çok uzak ve bilmedikleri bir yer olduğu için çok egzotik geliyor. O yüzden hiç böyle kafalarda şey yok, şartlandırılmış, yani bir bilgi yok zaten. Hani sen sıfır, tamamen açık bir şey. Ve bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, herkeste büyük bir İstanbul aşkı. İstanbul'un ne kadar gizemli bir, güzel bir yer olduğu. Çünkü evet yani şimdi Kolombiya'daki şehirlerle karşılaştırdığın zaman nasıl ki bize ne bileyim Tumaco'ya gittiğinde ya da sen Çoko'daydın çok ilginç geliyorsa evet. onlara da İstanbul tabii ki çok ilginç geliyor. Çünkü kültürel olarak çok çok farklı. Ben hiç tam tersi burada Türk olmanın çok büyük avantajı olduğunu düşünenlerden biriyim. Çünkü dediğim gibi yani çok zaten büyük bir şey de yok burada. Böyle bir Türk popülasyonu. Popülasyonu da yok. Gerçi iki yüzden... kardeş Türkiye'de şu evet. Buradan da abiye selamlar. Evet biz yani dediğim gibi Türklere karşı hiç böyle bir şey ön yargı hiç hissetmedim. Hı-hı. Ve çok daha rahattı yani benim için bir Türk olarak burada yaşamak. Evet pek Kolombiya'da yaşamak nasıl değerlendirsin? Gerçi senin daha öncesinde Kolombiya'dan önce Avustralya'da bir evet, geçmişin 8 var. 8 sene bir Avustralya geçmişim var. Bana Kolombiya'da yaşamak çok 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 daha kolay geldi. Ama tabii ki şimdi iki tecrübeyi karşılaştırdığım zaman ben Avustralya'ya çok genç gittim. Yani üniversiteden sonra direkt Avustralya'ya gittim. İşim yoktu, param yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Sıfırdan her şeyi kurmam gerekiyordu. O yüzden oradaki tabii ki daha böyle bir göçmen hikayesi. Buradaki göçmen hikayesi değil. Burada artık hani ben zaten çalışmışım. Buraya kendi tecrübelerimi paylaşmak için zaten işim var. Hani daha biraz daha expat düzenli. Gibi sanki. Aynen. Daha expat olarak geldiğim için tabii ki hayat bir adım daha önde başlıyor oluyorsun. Hani o şey mücadele kısmını en azından atlatmış oluyorsun. İkincisi Kolombiyalılar çok çok daha ya Avustralyalılar da tabii ki çok böyle arkadaş canlısı, gerçekten çok güzel zaman geçirdim. Ama tabii ki Avustralya'daki hayat çok daha zor. Çünkü çok daha pahalı. Yani normal bir hayat sürdürebilmen için çok çok daha çalışman gerekiyor. Kolombiya, tabii ki Avustralya'yı karşılaştırdığında çok daha ucuz yaşamak için, çok çok daha ucuz bir yer. O yüzden daha iyi hayat kalitesine sahip olabiliyorsun. Yani Avustralya'da kazandığından daha az kazanıp burada Avustralya'dakinden çok daha iyi bir hayata sahip olabilirsin. Ben buranın iklimini de çok seviyorum. Yani Bogota'yı çok seviyorum aslında. Hı hı. Bazı yani Kolombiya'nın bazı yerleri benim için aşırı sıcak ama Bogota benim için çok ideal bir şehir. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Tamam yağışlı dönemler var ama yani keyifli bir yer. Bir de benim, bilmiyorum, şanslıyım belki de zaten iş yerim çok yakın, yürüyerek gidiyorum. Hı hı. O yüzden trafiğini çekmek zorunda değilim. Senin de bildiğin gibi buradakiler çok böyle sportif, pazar günleri bütün şehir kapanıyor, bisiklete biniliyor. Keyifli bir yer yani yaşamak için gayet keyifli. Birazdan camdan şu caddeyi size gösteririz. Ben biraz bakıyordum. Bisiklete binen, paten. Koşanlar, köpeğiyle birlikte, hayvanıyla birlikte yürüyüş yapanlar. Hem burası da çok hareketli ama genelde Bogota ya da Kolombiya'nın çoğu bölgesinde hep şöyle bir durum var. Sosyal yaşam alanlarında, mahallelerde her zaman bir park, insanların bir buluşma noktası, bir yürüyüş alanı. O nedenle mesela ben çok büyük şehirleri sevmiyorum aslında ama Bogota'da
bu insanlara böyle alanların açılması benim çok hoşuma gidiyor. Evet. İlla parayla bir yere gidip spor yapmana gerek yok. Dışarıda her daim sana yakın bir spor alanı oluyor. Yeşil bir alan her zaman var. Evet, evet. O nedenle de çok güzel. Peki tek başına Kolombiya'da yaşayan bir kadın olarak nasıl, hani kolay dedim aslında çoğu şey için ama. Bu soru hep bana geliyor. Tehlikeli değil mi? Kolombiya tehlikeli değil mi? Kolombiya tehlikeli değil. Çünkü bizler zaten sanırım antrenmanlı olduğumuz için. Yani tabii ki bazı basit kurallar var. Bunlar da zaten bizim, yani İstanbul'da yaşarken de zaten hepimizin yapması gereken şeyler nedir? Yani çok böyle herkesin kalabalık olduğu bir yerde telefonunu çıkarmamak gibi. Ya da çıkarıyorsan dikkatli olmak gibi. İşte yanında çok fazla para taşımamak gibi. Ki ben Kolombiya'nın daha böyle tehlikeli sayılabilecek, yani tehlikeli sayılabilecek de tehlikeli yerlerinde çalışan bir insan olmama rağmen hiçbir zaman bir problem yaşamadım. Yani hiçbir zaman hatırlamıyorum, şu anda kendimi güvensiz hissediyorum dediğim ya. Sadece bir şehir için söyleyebilirim, o da Cali. Evet, Cali'de tek başıma açıkçası yani belli bir saatten sonra yürür müyüm emin değilim. Yani orası biraz daha böyle şey bir yer ya. Her an her şey sanki olabilirmiş hissi veriyor. Ama onun dışında özellikle büyük şehirlerde Bogota gibi hiç, yani belki tabii ki böyle çok merkeze gidersen gene dediğim gibi yani normal işte çantanı önünde taşıman gerekiyor. Ama zaten İstanbul'da da aynısını yapman gerekiyor. Çok büyük parayla dolaşmaman gerekiyor. Yani bunlar normal, makul bulundurmamız gereken zaten güvenlik kuralları. Ama onun dışında hiçbir zaman böyle ay burası da çok güvensiz bir yermiş. Hiçbir zaman. Sen ilk defa 2013'te geldin. Sanırım 2012-2013 civarı. Evet, bayağı da aslında Kolombiya'nın yeni yeni turizme açıldığı zamanlardı galiba. Üzerinden ne kadar zaman geçti ve Kolombiya'nın artık hani pandemiyi saymazsak sürekli yükselişte olan turizm açısından birçok insanın ziyaret etmeye başladığı bir ülke oldu. Sen ilk defa geldiğin zaman turizm amaçlı, sonra artık yaşamak için geldin. Aynen. İlk geldiğin zaman nasıl bulmuştun mesela Kolombiya'da gezmek, nasıldı senin için? Çok güzel bulmuştum. Yani ilk geldiğimde çok fazla aslında gezmedim. Medellin'e gitmiştim ve Medellin'in böyle dışındaki ufak ufak işte köyler. Bir arkadaşımla beraber oraları gezmiştim. Annem ve abimle birlikte. Abin o zaman burada yaşıyordu. Tabii, Kolombiya'yı biliyordu. İspanyolca biliyordu. Bunlar büyük artı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani belki gelecek olanlara tavsiyem o olabilir. En azından böyle temel bir İspanyolcaya sahip olurlarsa bence çok daha kolay. Yani en azından birine bağlı olarak gezme şeyi ortadan kalkar. Kendi başlarına gezebilirler. Çünkü tamam, belki büyük şehirlerde çok problem değil ama o büyük şehirlerin dışına çıkmak istediğiniz zaman gerçekten iletişim zorlaşabilir. Evet. Yani bir şekilde tabii ki insanlar illaki iletişim kurabiliyorlar, öyle değil mi? Hani yazarsın şeydir. Ama tabii ki dili biliyor olmak, yani sırf Kolombiya için değil bence bütün Latin Amerika için çok çok büyük kesinlikle bir kolaylık. Kolombiya bence çok ilginç bir ülke. Çünkü her bölgesi farklı bir tat verecektir insanlara. İşte La Guajira'ya gidip daha böyle Caribbean, aynen işte oradaki kültür çok daha farklı. Pasifik'e gittiğinizde tamamen Afro-Kolombiyan, bambaşka bir dünya. Bir yandan geliyorsunuz Bogota, Medellin, normal büyük şehirler, birer Avrupa şehri gibi. Onun biraz dışına çıktığınızda böyle ufak şirin kasabalar. Yani gezilecek çok çok yer var. Hatta benim bir arkadaşım bekliyorum inşallah. Ocak ayında gelecek. Ona da hep söylüyorum. Hani iki hafta falan değil, daha uzun süreli gezmek gerekiyor. Evet. Çünkü Kolombiya'da bir de şöyle ilginç bir şey var. İki yer arası haritada baktığınızda çok kısa gözükebilmesine rağmen oraya varabilmek gerçekten çok zor olabiliyor. Dağlık bir bölge olduğu için. Dağlık olduğu için evet çok zaman alıyor. Bazı yerleri hala çok bakir. O yüzden yollar yapılmamış. O yüzden tam böyle şey, macera dolu Kolombiya diyebiliriz.
Ve herkese yani bir gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Ve güzel böyle zaman ayırmak gerektiğinde, yani böyle bir hafta falan değil de, evet, güzel ve bilen biriyle, mesela Hale ile birlikte gezelim. Gezmek çünkü bence önemli. Çünkü dışarıdan hani hiç bilmeyen biri, ben şanslıydım. Hani abim buradaydı zaten. Avustralya'dan çok yakın arkadaşım buradaydı. Hani lokallerle ya da bilen biriyle gezmek tabii ki çok daha farklı. Yoksa zaten işte TripAdvisor'dan bir iki tane bakılıp görülebilecek yerler var da. Ama esas gizem bence onun dışına çıktığınız zaman, vay be böyle, bu da burası ne kadar ilginç falan. Onlara ancak işte lokallerle gitmek. Kesinlikle lokallerle gitmek gerekiyor. Ya burasını dediğin gibi tek başına da gezersin. İngilizce bilmesen de ya da İspanyolca bilmesen de gezersin ama bence bu kıtayı anlamak için, bu bölgeyi anlamak için hakikaten derinlemesine dokunabilmek için ya bilen biriyle ya iyi İspanyolca bilerek gezmelerini tavsiye ediyorum herkese. Bir de bilen birinin önemi, biliyorsun bazı komünitelere giremezsin. Yani birinin aracılığıyla. O aracılığıyla ancak o topluluklara girebilirsiniz. O yüzden yani gerçekten böyle Kolombiya'yı kültürel olarak görmek, gezmek istiyorum diyorsanız kesinlikle bir lokal birini bulup lokal turlar aracılığıyla, ya aslında lokal turlar da değil de lokal birinin gezdirmesi. Çünkü lokal turlar da biliyorsun bir anda böyle 70-80 kişi aynı turistik şeyler olabiliyor. Yani gerçekten lokal birini bulmak en mantıklısı Kolombiya'yı gezmek için. Yemek, Kolombiya yemekleri. Gelelim. Kolombiya yemekleri, şimdi Kolombiya mutfağı var mı yok mu çok tartışmalı bir konu bizler için. Ve daha önceden ben böyle İtalyan bir arkadaşım vardı, onunla yaşıyordum. O da hep aynı şeyi söylüyordu. Kolombiya mutfağı mı? O ne ya? Falan. Şimdi Avrupa'dan ya da işte bizim Türkler için yani böyle bir mutfaktan bahsetmesi zor tabii ki. Evet. Hani bizdeki gibi böyle yaprak sarmaydı, saatlerce uğraşılan yemekler falan filan. Ben açıkçası bilmiyorum. Belki sen biliyor olabilirsin de. Annem benim işte 2013'te geldiğimizde kadın patates cipsiyle bir ay yaşadı. Çünkü ona göre böyle şeyde etlerin falan asıldığını gördü falan. Çok korkunçtu böyle hijyen algısı falan. Tabii annelerimizin daha farklı olduğu için. Yani şöyle, denizin, okyanusun olduğu yerlerde sabah, öğlen, akşam zaten hep yenilen balık. Balık çorbası, balık kızartması. Aynen, kızartma ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Çok ben bütün yemeklerin. Çünkü her şeyin kızartma olduğu bir yerde de bir yerden sonra zaten bütün her şeyin aynı tatlı olduğunu düşünüyorum. Yalnız bir güzel taraf var Kolombiya ile ilgili. Her mevsim sebze, meyve bulmak çok çok rahat. Hiç pahalı değil. Ve her zaman taze, güzel, evet, her yerde istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Ama böyle bir mutfak olarak bunu değerlendirmişler mi dersen... Çok basit yemekleri. Evet. Yani bir ana yemek bir yere gittiğiniz zaman mutlaka ya fasulye, aynen, yanında pilav. Pilav bu arada bizim ekmek nasılsa Türkiye'de. Burada da pilav öyle. Aynen. Tabakta pilav olmayınca o yemek tam sayılmak olmuyor. Evet. Yuka, onun yanında da salata. Bu kadar sebzeleri, bu kadar meyveleri olmasına rağmen salataları da bence çok tek tip salata. Mesela bizde çoban salatası olan maruz salatası. Ağzım şu an sulandı. Yani bizde güzel olan şey, mesela Sergio da Türkiye'ye geldiği zaman dedik ki ya siz her şeyi tatlısını da yapıyorsunuz. Nohutla tatlı da var. Meze de var. Ana yemek de var. Salatanın içerisinde koyuyorsunuz. Bizim varyasyonlarımız var. Burada öyle bir varyasyon yok. Çeşidi yok aslında. Evet. Hani insanlar galiba değişik tatları da çok açık değiller. Hep aynı şeyler. Yani evet. Başka bir bölgeye gittiğiniz zaman benzer yanlar var ama hep aynı evet. Yemek. Yani bir hafta sonra artık dışarıda yemek dense kendi evde yemek kesinlikle yapayım demeyi tercih ediyorsun. Kesinlikle. Ama ben hep şunu söylüyorum, yani bir ülkenin evet yemeği mutfağının zengin olmaması o ülkeyi aman o ülkeye de gidilmez dememek lazım. Çünkü her şey sadece mutfak değil.
mutlaka farklı alanlarda. Bir de bence biz Türk olarak çok üstteyiz. O nedenle nereye evet. gidersek gidelim bizi çoğu mutfak tatmin etmeyecek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bizdeki çeşitlilik yok. Zeytinyağlısıydı, mezesiydi dediğin gibi artık çeşit çeşit salatalarıydı, etiydi, şu suydu, bu suydu. Yok fıstıklı pilav, iç pilav, şu pilav, bu pilav. Yok yani onunla yarışmak mümkün değil ama bence kendi içinde gene böyle değişik şeyleri de var. Evet. Ama yani Kolombiya'ya gelen biri kesinlikle aç kalmaz. Çünkü hani sebze, meyve bunlar meyveler çok bol ve inanılmaz ucuz. Evet, evet. Fiyat olarak umarım bu vergi reformu gündeme gelmez de ama gayet uygun yemek. Dışarıda yemek de çünkü bir Kolombiyalı da dışarıda rahatça yemek yiyebilecek bütçeye sahip oluyor genelde. Hatta Kolombiyalılar hep dışarıda öğlenleri yani ben mesela iş yerinde herhalde bir tek ben yemek getiriyor olabilirim. Çünkü herkes öğlen oldu mu dışarıda yemeğini yiyor. 10 bin pezoya. Evet. Gayet işte meyve suyu da var içinde. Evet. Hani doyurmak anlamında doyurucu yemekler var. Sen genelde evde mi yapmayı yemek aynen, tercih ediyorsun? Aynen aynen. Çünkü şimdi bu Kolombiya mutfağı beni çok çekmediği için kızartmalar, işte her öğün pilav, bir de meyve suları biliyorsun. O da çok meşhur. Her öğünle gelen şekerli şekerli. İçerisinde şeker koyuyorlar. Zaten meyveler şekerli. Bir de onun üstüne şeker koyup öğle yemeğinden sonra işe dönmek bilmiyorum. O insülin fırlamasıyla birlikte. Sosyal hayat nasıl sence burada? Çünkü sen çok spor yapan birisin aslında. Aha. O anlamda da buralarda yine konuştuk gerçi ama spor, insanların spor yapışı, çok o kadar çok olanak hayat. Var ki yani bütün salonlar zaten sabah 5'te açılıyor. Akşam 11'e kadar. Yani her köşede bir spor salonu, bir şey mutlaka var. Olmasa bile zaten dediğin gibi parklar var. Ve bunlar güzel parklar yani. Yeşil. Gittiğinde zaten herkesin spor yaptığı gayet bence hani salona gitmek istemeyen insanlar için de güzel olanaklar var. Sosyal hayat bakımından da yani Covid öncesi, tabii ki bu kapanma öncesi, burada biliyorsun çok büyük bir kapanmamız vardı. 6 ay hiç dışarı çıkılmadı. Şu anda tabii ki ölü. Yani öyle restoranlar, barlar bilmem neler dolu tabii ki değil. Ama öncesinde evet yani cuma geceleri, cumartesileri daha hareketliydi. Yani Bogota çok hareketliydi. Ve Bogota aslında çok fazla hani sanattan spora birçok hareketlilik tabii başkent olduğu için de öyle ama insanlar da meraklılar. Kesinlikle. Sanata, müziğe, konsere, tiyatroya. Kesinlikle çok şey vardı. Yani gerçekten yapılabilecek çok şey vardı sosyal faaliyet. Ama şu anda maalesef yani bunlar çok sınırlı, çok az kişiyle. Zaten biz şimdi yeniden bir karantinadaydık bir ay. O yeni bitti. Bakalım işte önümüzdeki şey nasıl olacak? Şu anda da böyle garip bir dönemde olduğumuz için Kolombiya'da işte pandemi mi, işte olaylar mı derken. Peki olaylar seni etkiledi mi? Nasıl bir... Yok, beni... Bilmeyenler için bu arada Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana ulusal bir eylem yapılıyor. İnsanlar sokaklarda, özellikle Bogota'da, Cali'de, Medellin'de, büyük şehirlerde çok büyük eylemler yapılıyor şehrin birçok noktasında. Birçok bunun nedeni var. Onunla ilgili bir video hazırladım. Şöyle bir yere koyuyorum etiketi. Oradan izlersiniz neden insanlar eylem yapıyor diye. Bogota'da o eylemcilerin en sıcak olduğu alanlardan bir tanesi, bir şehirlerden bir tanesi. Seni etkiledi mi? Nasıl? Beni etkilemedi. Yani beni direkt etkilemedi. Çünkü ben zaten evdeyim. Bu pandemi nedeniyle de evden çalışıyordum. O yüzden yani beni etkileyen hiçbir şey yok. Bir de benim yaşadığım yerde zaten olan bir şey yoktu. Hoş şu gördüğün cadde full doluydu. Oralar full dolu. Yani oradan böyle motorcular, kamyonlar geçiyordu ama beni doğrudan etkilediğini söyleyemem. Böyle bir güvenlik problemi olmadı. Ama tabii ki etkilenen beraber çalıştığım insanlar içerisinde çok var. Daha böyle merkezde yani olayların olduğu yerde yaşayan insanlar için çok etkilenenler oldu. Cali'de zaten
biliyorsun orası şu anda. Evet. Çok çok daha karışık. Orada çok etkilenen oldu. Bakalım hayırlısı inşallah böyle güzel bir şekilde bağlanır. Bu kapanmalarda aşılarla birlikte, aşılanmayla birlikte umarım yavaş yavaş Kolombiya'da açılır. Umarım. Sen kimse bilmiyoruz tabii ki diye gelecekte ne olacak, ne edecek, ne kadar daha nerelerde nasıl yaşayacağız diye ama senin en azından yakın zamanda planın Kolombiya'da kalmak. Burada hem çalışmak hem de yaşamak. Evet, yani şu anda işim zaten aralığa bu senenin sonuna kadar. Sonrasını bilemiyorum çünkü benim işim de böyle çok şey bir iş olduğu için hani hep böyle proje bazlı çalıştığım için proje varsa işim var, proje yoksa işim yok. O zaman başka bir yer bakıyor olacağım. Ama dediğim gibi yani bence Kolombiya çok yaşanılabilir bir yer. Hem yani kültürü, insanları, yaşam şartları bence çok çok güzel bir şey. Ben yaşamak isterim ama işte bir şey istemek ve şartların hayatın beni nasıl yönlendireceğini bilemiyorum ama evet isterim açıkçası. Bakalım hayat bize neler getirecek. Evet. Ayşe'cim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Evet, ben de, çok güzel bir ev sahibi, çayımız. Dün akşam çok güzel bir bana sofra hazırladı sağ olsun. Bakalım başka ne zamanlar nerelerde görüşeceğiz. Bakalım. Balina izlemeye gidelim. Ay evet. herkese Kolombiya'dan sevgilerimizi gönderiyoruz. Öpücükler. Herkesi buraları bekliyoruz. Bay bay. Hoşçakalın.